İyi günler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Samsun'da bulunan Atakmedi'deyiz. Yanımızda firma genel müdürü Sayın Sezgin Yılmaz bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhaba. Merhaba. Sezgin Bey, öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Hoş bulduk efendim. Sektörle ilgili çalışmalarımıza değinmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Sezgin Yılmaz, şirket genel müdürüyüm. Hı hı. Şirketimiz 1999 yılında Samsun ilinde kuruldu. Sağlık kuruluşlarına tıbbi malzeme tedariği sağlamak üzerine yaklaşık 20 yıl kadar bir hizmet verdikten sonra tıbbi malzeme üretimine yaklaşık bir 3 yıl kadar oldu. Üretimine başladı. Tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar sağlık alanları için üretmekteyiz. İlk müşterilerimiz sağlık kuruluşları ve hijyen gerektiren tüm alanlarda koruyucu ekipmanlar üretmekteyiz. Samsun ilinde şu anda 23 yıllık bir üretim şeyimiz var. Çok uzun yıllardır var. Sektördeyiz aslında baktığımızda. Evet, peki sektörle tanışmamız nasıl oldu acaba? Sektörle tanışmamız küçük yaşlardan beri ticarete olan ilgimden dolayı ben küçük yaşlarda bu şirketi kurdum. 19 yaşındaydım kurduğumda. Sağlık alanıyla ilgili bir şirket kurdum. Yaklaşık 23 yıldır da bu şirketi devam ettiriyoruz. Çekirdekten yetiştik diyebiliriz aslında bu anlamda. Evet, bu da başarıyı getiren öyle, en önemli şey baktığımız zaman. Peki biraz da burayı tanımak istiyorum. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir acaba? Vermiş olduğumuz hizmetler, biz şu anda tüm Türkiye'deki özel grup, büyük grup hastanelerin tümüne buradan malzeme tedariği sağlıyoruz. Bunlar koruyucu maskeler olabilir öncelikli olarak. Cerrahi kepler, cerrahi boneler, cerrahi bağcıklı ameliyat maskeleri ve gıda sektörüne yönelik koruyucu olarak kullanılan tüm tıbbi malzemeleri buradan sağlıyoruz, üretiyoruz. Ürün çeşitliliğimiz fazla. Tümünü burada kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Harika. Peki arkadaki arkadaşlarımızın çalışmasını da aslında şu anda görüyoruz. Kaç kişilik bir ekiple yetişmektesiniz yoğunluğa? Kadromuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Üretimde şu anda 25 kişilik bir ekibimiz var üretim sürecinde. Bir 10 kişilik ekibimiz de bu işte muhasebe, finans, pazarlama gibi yaklaşık 35 kişilik bir ekibiz şu anda. Çalışmalarımız şu anda bu şekilde devam ediyor. Peki kaç metrekarelik bir alandayız? Çünkü oldukça geniş bir alandayız şu anda. Evet, şu an üretim alanımız ilk başladığımızda 200 metrekare bir alanda üretime başladık. Ama çok kısa zamanda yetersiz geldi. 1000 metrekare bir alana üretimimizi taşıdık. Ama şu anda bu üretim alanımız da bize dar geliyor, yetmiyor. Üretim alanımızı da büyütmeyi en kısa zamanda, bununla ilgili çalışmalarımız başladı şu anda. En büyük hedefimiz bu şu anda. Evet. Yine yerimizi büyütmek. Evet. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? En büyük özelliklerimiz şöyle bizim. Ürün çeşitliliğimiz, koruyucu ekipmanlar üzerinde hemen hemen hepsini tek üretim alanından çıkartmamız. Müşterilerimiz bize geldiğinde işte maskeyi alıp boneyi veya kepi başka yerden alma gereği duymuyor. Biz tüm koruyucu ekipmanların tümünü kendi bünyemizde üretmekteyiz. Bunun tümünü üreten firmalar çok nadir ve az. Parça parça sadece bir grubu üreten firmalar var. İşte sadece kepi veya sadece boneyi veya sadece maske üreten firmalar var. Biz tümünü ürettiğimiz için tek tedarikçiden almayı müşterilerimiz tercih ediyor tüm ürünü. En büyük farkımız bu diyebiliriz. Peki mesleğin zorlukları nelerdir acaba? Bir bizim gördüğümüz kısmı var. Bir de eminim ki sizin yaşadıklarınız vardır. Birazcık buraya da değinebilir miyiz? Mesleğimizin zorlukları şöyle. Biz pandeminin yoğun olduğu dönemlerde ham madde tedariğinde biraz zorlandık. Ama sonuçta bir şekilde açtık. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde biz 24 saatte çalışarak ürün tedariklerine, siparişlerine yetişmeye uğraştık ve bunları başardık. Şu anda pandemi azaldı. Şu an tek vardiya olarak çalışıyoruz ama bir yoğunluk olduğu zaman yine 24 saat vardiyayla çalışabiliyoruz. Şu an bu şekilde. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak aslında bunu ayırabiliriz o halde. Evet. Firma olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Firma olarak gelecek hedeflerimiz markamızı uluslararası pazarda tanınan bir marka haline getirmek. Bununla ilgili tüm dünyadaki medikal fuarlara katılıyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak için uğraşıyoruz. Talepler de var, taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Markamızı
tüm uluslararası pazarda tanınmış bir marka olarak tanınmasını sağlamak. Bizler de bu anlamda yolumuzun açık ve aydınlık olmasını diliyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Önce insan, önce sağlık diyoruz. Koruyucu ekipmanlar üretiyoruz. İnsanlığı korumak için, dünyayı korumak için. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.